Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Yine bir hedef programında sizlerle birlikteyiz. Bu arada sözlerimizin başında Adıyaman Valisi Sayın Mahmut Çuhadar'ın babasının vefatı nedeniyle Sayın Valiye ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Babasına da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başı sağ olsun Sayın Valinin. Evet, bugün çok değerli konuğumuz var. Tabii bugünlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Aslında Türkiye'de gündem yaratan vakalar da söz konusu oluyor. Fakat Adıyaman bu noktada rahat bir kentler arasında yer alıyor. Bu rahatlık tabii bir yandan tedbir almayacağımız manası taşımasın ama çok değerli arkadaşımız veteriner hekim Yusuf Işık bizimle birlikte. Adıyaman Belediyesi aynı zamanda veteriner hekim olarak da görev yapıyor. Biz bugün sokakta karşılaştığımız hayvan sevgisi elbette ki olacak. Elbette ki hayvanları seveceğiz. Bu şüphesiz. Canlıyı sevmek, onun bize getirmiş olduğu faydalar var. Çünkü doğanın, tabiatın bir gerçeği. Doğayı dengelemek için canlıların mutlaka yaşaması için de mücadele edilmesi gerekir. İnsan olarak bizler de hayvanlara karşı duyarlılığımızı her platformda gösteriyoruz. Tabii bir yandan zamanında eğer hayvanlar gerekli bakım, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde maalesef geçtiğimiz günlerde bölgemizde vuku bulan kuduz hastalığıyla ilgili de karşı karşıya gelen bir durum söz konusu olabiliyor. Biz tabii değerli hekimimizden bu noktada da bilgiler almaya çalışacağız. Ben öncelikle Sayın Hekimimize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii ekranları başında birçok kişi sizi yakından tanıyordur. Mutlaka tanıyordur. Evet. Yani çünkü siz son yıllarda Adıyaman'da özellikle de son 4-5 yıl içerisinde hayvanların, sokak hayvanlarının, özellikle altını çizerek söyleyeyim, sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortam diyelim. Onlar adına da sağlık çok önemli. Evet. Yaşamalar adına mücadele veren bir kişisiniz. Bundan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii başta Sayın Müdürünüz Ahmet Tosun olmak üzere. Ben hemen sizi bir tanıyalım. Bizler biliyoruz. Ekran başında da birçok kişi biliyordur mutlaka. Evet. Ama yeni ekranlarını yöneten izleyeceğimiz sizi tanımak isterler. 2009 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Aslen Adıyamanlıyım, Kahtalıyım. Son 6 senedir Adıyaman Belediyesi'nde çalışıyorum. 6 seneden bu yana sokak hayvanlarıyla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel ileri boyutta çalışmalarımız oldu. Sürecimiz bu şekilde devam ettiriyoruz kısaca. Üniversitede bölüm var mıdır sizin veteriner hekim şu dalda? Yani normalde evet uzmanlaşmalar söz konusu olabiliyor. Benim herhangi bir uzmanlığım yok. Ama uzmanlaşmalar söz konusu olabiliyor. Dahiliye, cerrahi, doğum ve jinekoloji şeklinde uzmanlaşmalar söz konusu olabiliyor. Evet. Yani insan sağlığı gibi hayvan sağlığının da branşlaşma önemli. Tabii bölgemizde yaygın değil herhalde bunlar. Söylediğiniz branşlaşma. Yani uzmanlaşma bölgemizde çok yaygın değil. Yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Bununla beraber normalde bizim tıp fakültelerindeki hocalarımızın bazıları veteriner kökenlidirler zaten. Özellikle anatomi, biyokimya, histoloji bu branştaki hocalarımızın büyük bir çoğunluğu veteriner kökenlilerdir. Tıp fakültesindeki öğrencilerimize ders veren hocalarımız arasında vardır. Hemen şunu sorayım ya. Sözümüzün başında hastalığa fazla girmeden. Evet. Ben de bazen korkuyorum sokakta yürürken. Acaba bu hayvan bize saldırır mı, saldırmaz mı veya... Sevmek istesek de uzak duruyoruz. Hem evet. Sevmekte uzak kalıyoruz, sokak hayvanlarına karşı tedbir almakta uzak kalıyoruz. Bunların sayıları da bazen çoğalıyor, bazen azalıyor. Ne yapmak lazım? Yani şöyle korunma noktasında açıkçası ben de korkuyorum yeri geldiğinde. Veteriner hekimim ama sürekli köpeklerin arasındayım, sürekli köpeklerle aşırı neşirim. Ama bizim de korktuğumuz durumlar söz konusu olabiliyor. Çözüm olarak ne yapılabilir? Yani köpeğin aslında bir noktada size doğru yaklaşması bir ipucu veriyor. Size havlayarak yaklaşıyor olması illa saldıracak anlamına gelmez. Havlıyor olması o köpeğin bir şeyi ifade ediyor olduğu anlamına gelir. Kuyruğunu dikeltmiş bir şekilde yüksek ses tonuyla ve hızlı adımlarla size doğru geliyorsa evet saldıracaktır büyük bir ihtimalle. Ama kuyruğunu sallayarak
tabiri caizse avare avare size doğru geliyorsa o saldırmayacaktır büyük bir ihtimalle. Siz ona herhangi bir tepki göstermezseniz, siz o köpeğe herhangi bir şekilde onu ürkütecek, kendisine tehdit oluşturabilecek bir davranışta bulunmazsanız büyük bir ihtimalle saldırmayacaktır. Sizin yanınıza gelecek, kendisini sevmesini isteyecek belki, sizden bir medeti vardır, bir beslenme ihtiyacı vardır. Örneğin beni sev, bana biraz ekmek ver şeklinde bir ihtiyacını dile getirmek istiyordur aslında. O tabiri caizse havlayarak kendini ifade etmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama şu şekilde hayvan havladığı zaman kesinlikle saldıracak diye bir durum söz konusu değil. Maalesef bunu bazen yanlış anlaşılmalar ortaya çıkartabiliyor ama hayvan kuyruğunu dikeltmiş bir şekilde size doğru geliyorsa evet saldırma ihtimali var ama kuyruğunu sallayarak size doğru oynamak maksatlı geliyorsa da saldırmayacaktır. Bununla alakalı önlem noktasında belki şu yapılabilir. Size eğer saldırma amacıyla geldiğini fark ettiğiniz anda kaçabilecek bir noktanız varsa veya ondan uzaklaşabilecek bir noktanız varsa bir evin içerisine, bir bahçenin içerisine girebilme durumunuz söz konusuysa evet girebilirsiniz ama kaçmak, koşarak uzaklaşmak kesinlikle çözüm değil. Koştukça çok, peşine mi gelecek? Aynen öyle. Hı. Koştukça daha çok peşinizden koşacaktır o da. Ne yapmak lazım? Kendine tehdit hissedecektir. O anda? O anda yapılması gereken şey aslında kaçmamak, uzaklaşmamak. Size doğru geliyorsa, saldırma amacıyla geliyorsa yakınınızda bir taş, sopa veya benzeri bir madde varsa onu kendisi köpeğin kendisine doğru değil farklı bir noktaya doğru atarak mesela veya hiçbir şey bulamazsa ayakkabını çıkarıp atacak. Örneğin aynen. Evet. Ayakkabını bulup çıkartıp atarak onun ilgisini farklı bir yöne çekmemiz gerekiyor. Hmm. Yani eskiden insanlar bu şekilde yapardı. Köydeki insanlar eskiden de saldırgan köpekler vardı. Ama bu şekilde çözüm bulmuşlardı. Hani koşarsak daha çok ilgisini çekeceğiz, daha çok saldırma ihtimali artacak. O nedenden dolayı çığlık atmamak, çığlık da çok önemli. Mesela biz köpeklerle denk geldiğimiz zaman, karşılaştığımız zaman, çocuklar çığlık attığı zaman daha çok tepki çekiyor. Köpeğin o kulağını tabiri caizse zedelediği için, ona tiz olarak geldiği için kendine tehdit hissediyor. Tehdit hissettiğinden ötürü de saldırma ve daha tepkili bir durum. Bağırmayacaksın, çığlık atmayacaksın. Bağırmamak, çığlık atmamak en doğru yaklaşım olur böyle durumlarda. Refleks mi? Evet, refleks olabiliyor. Ama bu konuda da biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çığlık attığımız zaman daha çok saldırma ihtimalini artırmış oluruz. Kaçmamamız gerekiyor, çığlık atmamamız gerekiyor. Ona doğru kesinlikle herhangi bir madde atmamamız gerekiyor. Onun ilgisini başka bir yöne çekmemiz gerekiyor. İlgisini başka bir yöne çektiğimiz zaman saldırma ihtimalini biraz daha azaltmış oluruz. Renklerden korktukları var mı? Mesela bazı renkler kendilerine sıcak gelir, bazı renkler kendilerine uzak gelir. Yani onunla alakalı çeşitli çalışmalar var. Renk körü olduğu söyleniyor, siyah beyaz gördükleri söyleniyor ama hani çok net bir çalışma değil açıkçası. Çok doğru bir çalışma değil. Sonucu çok net olmadığı için de renkler şu kadar... Renkleri ayırt edebiliyorlar mı? Çok değil. Çok değil diye biliniyor daha doğrusu. Siyah beyaz gördükleri söyleniliyor. Ama bizim gördüğümüz gibi görmedikleri belli. Biz nasıl ki her rengi ayırt edebiliyorsak onların gördükleri renk daha farklı olabiliyor. Örneğin bizdeki kırmızı onlarda yeşil olabiliyor gibi gibi. Bu nedenden dolayı renk itibariyle çok da şey değiller, ayırt edici değiller bizim gibi. Peki bunlar toplu halde gittikleri esnada genelde toplu geziyorlar. Evet, bazen böyle. Öyle olabiliyor. Evet. Kendi aralarında da kavgalar oluyor. Yani sonuçta bazen de üzülüyorsun. Evet. Küçük bir köpeğin üzerine. Bazen küçükler daha haşar oluyor. Büyük köpeklere saldırıyorlar. O esnada bu kavgalar onlar için oyun mu? Yani bir yerde ben oyun gibi aslında, değerlendiriyorum. Bir yerde oyun aslında şöyle ki eğer birbirlerine ciddi bir şekilde zarar vermiyorlarsa boyuna saldırma, ayaktan tutup çekip atma gibi bir durum söz konusu değilse büyük bir ihtimalle oyun oynuyorlardır. Ama bir köpek diğer bir köpeğin boynuna doğru saldırıyorsa bu bir kavgadır artık. Onları bir şekilde ayırmak gerekiyordur veya ayağını ısırıp bir şekilde tutup atıyorsa yine kavga ediyorlardır. Onu bir şekilde ayırmak gerekiyordur. Ayırmada da en uygun yöntem aslında su dökmektir. Su döküldüğü zaman hayvanların üzerine ilgileri biraz daha dağılıyor, biraz daha korkuyorlar.
çekindiklerinden dolayı uzaklaşabiliyorlar, şey yapabiliyorlar ama bu durumda bize saldırma ihtimalleri var mı? Evet var. Bu nedenden dolayı bu su dökme olayını yaparken veya ayırmaya çalışırken kendimizi de koruyarak bu eylemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kendimizi korumadığımız takdirde o saldırma durumu bize dönebilir. Her ikisi beraber saldırabilir. Ama tedbirli olunduğu takdirde bir problem olmadan su dökerek şey yapabilirler. Kavga etme durumları söz konusu olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Bu da kendi iç çekişmelerinden kaynaklı olabiliyor. Dişiden kaynaklı olabiliyor. Örneğin kızan döneminde ise bir dişi, o dişiden kaynaklı çiftleşme isteğinden kaynaklı şey yapabilirler. Birbirleriyle kavga edebilirler. Çetede üstünlük kurmak amaçlı şey yapabilirler. Kavga durumları söz konusu olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Aynen. Peki son günlerde yaygın olan bir şey var. Yani hatta mevsimsel mi bu bilmiyorum da teknik olarak sizler daha izah edersiniz. Kuduz nedir? Kuduz hastalığı? Onu önce kuduz alayım. Hastalığı virüs bazlı bir hastalık, enfeksiyon. Bunun kuduz hastalığı evcil ve vahşi hayvanlarda ortaya çıkabilecek bir hastalık. Maalesef insanlara bulaşabilen zoonoz bir hastalık. Kuduz hastalığı ölümcül maalesef. Erken teşhis kuduz hastalığında çok önemli. Herhangi bir ısırma vakası vesaire gibi bir durum söz konusu olduğunda veya tırmalama gibi bir durum söz konusu olduğunda kesinlikle kuduz aşısı. Bu evcil hayvanlarda da mı oluyor? Tabii ki. Hmm. Evcil hayvanlarda da olabiliyor. Kastım şu, evcil hayvanlar genelde bakımlı oluyorlar da. Evet. Yani bakıma dayalı bir önleyici tedbir var mı? Şu şekilde yıllık aşı dönemleri var kuduz aşılarının. Sahiplenilen bir hayvan, 1-2 aylık bir hayvandan örnek verecek olursak 4,5-5 aylık olduğunda kuduz aşısı dönemi başlar. Hangi hayvanlarda bunlar mevcut? Pardon. Yani kuduz hastalığı hangi hayvanlarda var? Köpeklerde var. Kuduz hastalığı memeli olan hayvanların tamamında olabiliyor. Var. Vahşi hayvanlar ve kedi, köpek gibi evsel hayvanlar da dahil. Tamamında olabiliyor. Hatta inekte, keçide, koyunda vesaire de ortaya çıkabiliyor. Bu bulaş durumuna göre değişebiliyor. Aşı takviminde şu şekildedir normalde. İlk 4,5-5 aylık olduğunda ilk aşısı yapılır. Sonraki yıllarda rutin olarak her sene bir kez yapılmak üzere kuduz aşısı yapılır. Bu kuduz aşısını her sene bir kez yaptığımız takdirde o hayvanı ve doğal olarak kendimizi kuduz hastalığına karşı korumuş oluruz. Kendimizi nasıl koruyacağız? O hayvan eğer enfekte olmazsa, kuduza yakalanmazsa doğal olarak bize saldırma durumu söz konusu olmayacak, bizi ısırma durumu söz konusu olmayacak ve dolayısıyla da kendimizi korumuş olacağız. Biz zaten kuduz aşısını yapın, parazit aşısını yapın, karma aşılarını yapın bu hayvanın, mantar aşısını yapın dediğimiz zaman hayvan sahiplerine aslında biz o vatandaşın hastalığa yakalanmaması için, o vatandaşın herhangi bir nedenden kaynaklı zoonoz dediğimiz bu parazitlere, kuduz hastalığına, mantar enfeksiyonuna yakalanmaması açısından söylüyoruz. Ne olursa olsun bizim önceliğimiz insan sağlığı, sonrasında hayvan sağlığı. Her ne kadar veteriner hekim olsak da hayvan sağlığı dalında kendimizi geliştirmiş olsak da bizim önceliğimiz insan sağlığı. İnsan sağlığı bizim için daha önemli. Sonrasında hayvan sağlığı bizim için önemli. Hayvan sağlığını kesinlikle arka plana atmıyoruz. Peki ama kuduz virüs dediniz biraz evet, önce. Virüs. Bu virüsü taşıyıp taşımadığı bir belirginlik var mı hayvanda? Yani maalesef herhangi bir semptom göstermiyor. Şu şekilde aslında hayvanlarda o semptomlar başladıktan hemen hemen en geç 10 gün sonra hayvan eks oluyor zaten. 10 gün sonrasında kesin teşhis öldüğü takdirde kesin teşhisi koymak üzere numune ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Beyinde Negri cisimciği aranılıyor. O Negri cisimliği pozitif çıktığı takdirde kuduz pozitif deniliyor ve bu şekilde kuduz teşhisi konulabiliyor. Peki hayvan kuduz teşhisinden dolayı öldü. Evet. Bu teşhis konuldu. Bu hayvanla birlikte olan veyahut evcil bir hayvan diyelim. Ev halkına karşı da tekrardan sağlık tedbiri alınıyor mu? Yani şöyle alınmasında fayda var. Bu benim kendi görüşüm. Şöyle ki yani herhangi bir ısırma vakası veya tırmalanma vakası
söz konusuysa kesinlikle aşılama Tırmalama ve ısırmadan haricinde geçirgenlik var mı? Mesela geçirgenlik olabiliyor. Dokunma. Aynen. Mesela diyelim ki evcil bir hayvan, kedi veya köpek. Hı hı. Oda içerisinde gezinti esnada halıya, oturma grubuna veya herhangi bir yere dokunduğu zaman kişi birey olarak, ben mesela hayvan sahibiyim, hayvan oraya sürdü, ben de elimi sürdüm. Evet. Ve daha sonra bir şekilde bu bana nüksedebiliyor mu? Şu şekilde, yani %100 bulaşacak diye bir durum söz konusu değil ama şöyle bir durum var. Kuduz genelde salyada bulunuyor. Salyada bulunduğu için örneğin salyayla bulaşık bir yere elinizi sürerseniz ve o hayvan kuduzdan ölmüşse, elinizde de portante dediğimiz o küçük çatlaklar, yarıklar vesaire olduğunda oradan o virüs girebilir. Girdiği takdirde size de bulaştırmış olabilir. Bu nedenden ötürü herhangi bir şekilde ısırma vakası olmasa bile, herhangi bir tırmalama vakası durumu söz konusu olmasa bile ev hayvanımızda, benim kendi tavsiyem şudur, kesinlikle ve kesinlikle kuduz aşısı ev sakinlerine de yapılmalı. Çünkü öldükten sonra evet belki ısırmadı ama onun salyasıyla her şekilde muhatap olabiliyoruz. Veya tükürüğüyle bir şekilde muhatap olabiliyoruz. Hani portranta dediğimiz o sıyrıklardan vesaire değil, göz, ağız, burun yoluyla da temas durumu söz konusu olduğunda bu kuduz hastalığı bulaşabiliyor. Bu nedenden dolayı aşı yaptırmakta fayda olur. Tanısı neyi bunun? Tanısı şu şekilde, az evvel söylediğim gibi normalde herhangi bir şekilde semptom vermiyor bu hayvanlar kuduza yakalandıktan sonra. Ama ev hayvanı için söylüyorum, ani huy değişimleri, bununla beraber ani yemden, mamadan kesilme, sudan kesilme. Çünkü niçin, neden? Farenks bölgesinde kuduz ilerledikten sonra farenks bölgesinde felçliğe neden oluyor. Felçliğe neden olduğundan dolayı yutkunmada zorluk çekiyor canlı. Yutkunmada zorluk çekince doğal olarak yemekten çekiniyor, yemek istemiyor, sudan korkuyor. O Tarık Akan'ın bir filmi vardı, sizler de hatırlarsınız herhalde, kuduz filmi. O kuduz filminde sudan korkuyordu. Aynen o şekilde sudan korkma durumu söz konusu olabiliyor. Çünkü neden? Yutamıyor, yutamayınca doğal olarak susadığı halde içemiyor suyu ve korkuyor. Ani tepkiler ortaya çıkartabiliyor. Ufak durumlarda dahi ani tepkiler ortaya çıkartması durumu %100 değilse bile kuduzla alakalı ufak ufak şüphelere neden olabilir. Ama öncesinde örneğin evcil olmayan bir sokak hayvanı o köpeğe saldırmışsa, ısırmışsa, hani durup dururken böyle bir durum ortaya çıkmışsa, evden hiç çıkmayan bir hayvanı da böyle bir durum ortaya çıkmışsa, kuduzdur şeklinde veya kuduz olabilir şeklinde bir şüphe duymamıza gerek yok. Ama diyelim ki sokakta gezdirdiğimiz bir köpek, bir köpeğin, sokak köpeğinin veya herhangi bir vahşi hayvanın saldırısına uğradı. Herhangi bir şekilde kuduz aşısı veya tedavi uygulamadık. Sonrasında ortalama 2-3 gün sonra bu az evvel bahsettiğim tepkileri, tepkimeleri ortaya çıkartıyorsa şüphelenebiliriz. Ama herhangi bir ısırma, saldırma durumu söz konusu değilse Yusuf Bey, ben bunlar şimdi, normal durumlar olabilir. Tabii ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Yusuf Işık arkadaşımız veteriner hekim. Son günlerde, özellikle son günlerde miyim, hayatın bir gerçeği. Her zaman için karşılaşabileceğimiz çok önemli bir sorun aslında. Sokak hayvanları diyoruz ama evcil hayvanlarda da bu hastalıklar söz konusu olabiliyor. O nedenle biz de bu sorularımıza cevap almaya çalışıyoruz. Bir de şu var, yani genelleme yaparsak hayvan sevgisi toplumumuzun bir gerçeği. Evet. Hakikaten Anadolu insanı, özellikle Anadolu insanı köy yaşantısında olsun, şehir yaşantısında olsun, şehirde belki hayvan besleme noktasında o kültür bazen hakim olamayabiliyor. Apartmanda veya sitede hayvan beslemek sıkıntılı oluyor ama köylerde bu daha rahat oluyor. Doğayla iç içe yaşamış oluyor. Ben doğayla iç içe yaşayan bir tablonun olmasını arzu edenlerdenim. Yani onu da hemen altını çizerek söylüyorum. Çünkü altın kafese de koysan illa doğa diyor. Yaşam yani. Alanından çok uzaklaştırma alan. Yaşam alanından çok farklı. Evet. Bu hayvanları beslemek isteyenler veya bu noktada duyarlılık göstermek isteyenler ne gibi eylemleri yapmaları gerekiyor? Yani ona yem almak, yem vermek yeterli oluyor mu? Yoksa onun bir
periyodik olarak bir takvimsel bir şeyi vardır. Bakım süreci vardır. Kesinlikle. Sizin bu noktadaki öneriniz ne olacak? Yani en mesela başta... ben bir kedi aldım, beslemek istiyorum. Evet. Veya bir kuş aldım, beslemek istiyorum. Evet. Yani şöyle, maalesef ülkemizde şöyle bir durum söz konusu. Ailenin küçük çocuğu herhangi bir komşusunda veya dışarıda, civarda kedi veya köpek gördüğünde, heves ettiğinde aile o çocuğa o kediyi, köpeği alabiliyor. Ücretli satın alabiliyor. Çok yanlış bir şey ama satın alabiliyor. Ardından o köpeği bir süre besliyorlar. Sonrasında ya biz bu köpekle veya kediyle geçinemedik, olmadı şeklinde söylemlerde onu sokağa terk etme veya benzeri durumlar ortaya çıkartabiliyorlar. Bu nedenden dolayı öncelikle hayvan sahipleneceğimiz zaman sorumluluğunu çocuğa değil de kendimize yüklememiz gerekiyor. Örneğin köpek için günlük en az bir saat gezdirmek gerekiyor köpeği. Yani günde iki defa olmak üzere sabah ve akşam gezdirmek gerekiyor. Kedi için günlük temizliğini yapmak gerekiyor. Günlük mama takiplerini yapmak gerekiyor. Su takibini yapmak gerekiyor. En önemlisi sevgi göstermek gerekiyor. Ama maalesef biz o hayvanları canlı olarak bazen göremeyebiliyoruz. Onlar da aslında sevgiye muhtaç. Onlar da bazen psikolojileri bozulabiliyor, depresyona girebiliyorlar. Bununla beraber farklı bizden kaynaklı farklı nedenlerden dolayı bize tepkilerini gösterebiliyorlar. En basitinden bir kedi sizin yaptığınız bir şeyin hatalı olduğunu görürse veya ona karşı yaptığınız, kediye karşı yaptığınız bir şeyden mutlu değilse yaptığınız şeyden, örneğin yatağının yerini değiştirmişsinizdir veya odaya kilitlemişsinizdir. Bu tarz durumlarda tepkisini o kakasını veya çişini farklı bir yere yaparak gösteriyor. Bunların tamamı aslında bizimle iletişim haline geçmelerinden kaynaklı. O yüzden öncelikle sevgi göstermemiz gerekiyor bu hayvana. Sevgi gösterdikten sonra normal bakım ve beslemesini ideal bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve en önemlisi aşı takvimi, veteriner hekim gözetiminde aşı takvimine devam etmemiz gerekiyor. Biz normalde veteriner hekimler olarak 40 günden 45. günden itibaren aşı takvimi oluştururuz. Rapelleriyle beraber devam eder bu aşı. Bu aşılardan bir tanesi de kuduz aşısıdır. Az evvel bahsettiğim gibi 4,5-5 aylıkken kuduz aşısını yapar. Sonrasında devam eder bu süreç. Peki hayvanlar birbiri arasında hastalıklar geçer mi? Tabii ki geçiyor. Aynen. Hmm. Yani şöyle ki örneğin kuduz yine tırmalama ve ısırma vakası şeklinde geçebiliyor. Veya köpekler için örneğin canine distemper dediğimiz bir hastalık var. Köpek gençlik hastalığı dediğimiz bir hastalık var. %99 oranında ölümcül bir hastalık. Bu yine solunum yoluyla, dışkı yoluyla bulaşabiliyor gibi. Bit, pire, uyuz, mantar zaten hakeza hemen bulaşabiliyor. Bu nedenden dolayı aslında önce onların sağlığı, ardından bizim sağlığımız açısından aşılarını kesinlikle devam etmemiz ve takvimi veteriner hekim gözetiminde oluşturmamız gerekiyor. Hani bazen şöyle bir söylem de bulunuyor hayvansever arkadaşlar veya hayvan besleyen arkadaşlar. İşte benim köpeğim veya kedim hiç dışarı çıkmıyor. Çıkmıyor olabilir ama yine de ne olursa olsun bir şekilde o hastalık kendisine gelebiliyor. Örneğin kuşlar yolu ile parazit bulaşabiliyor. Veya bizim üzerimizde biz sokakta bir kedi veya köpek severiz. Pantolonumuza veya elimize, üstümüze, başımıza bir uyuz etkeni bulaştığında evimizde beslediğimiz o kedi dostumuza, köpek dostumuza bulaştırabiliriz. Aynı şekilde köpek gençlik hastalığını, kedi hastalıklarını bulaştırabiliriz. Kuduz hastalığı mesela yarasalardan da bulaşabiliyor. Örneğin bir çatlakta bulunan yarasa biz fark etmemiş olabiliriz ama veya balkonda kalan bir köpeğe, kediye yarasa ısırığı sonucunda kuduz bulaşabilir. Bu çok görülen bir vaka mı? Hayır, değil. Ama tedbir amaçlı kendi sağlığımız açısından, o can dostumuzun sağlığı açısından kuduz aşısını kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Evet. Diğer aşılarımızı kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Pekala, biz mesela hafif bir kedi tırmalasa veya köpek tırmalasa tamam geçer diyoruz. Evet. Bu noktada hemen sağlık kuruluşuna gitmek mi gerekiyor? Yoksa belirti ne olursa gitmek lazım? Yani o şu şekilde aslında, onun background'u öncesi çok önemli. Şu şekilde, o kedi bizim veya köpek bizim ona gösterdiğimiz tepkiden dolayı mı bizi
ısırdı veya tırmaladı, yoksa durup dururken mi ısırdı veya tırmaladı? Bu çok önemli bir ayrım. Eğer durup dururken ısırdı veya tırmaladıysa orada bir şüphe kapabiliriz. Aşı olmamız gerekliliği söz konusu olabilir. Ama biz hayvanın canını acıtmışsak, hayvana eziyet etmişsek, hayvan bir şekilde canı acıdığından dolayı ısırma veya tırmalama tepkisi ortaya çıkartabilir. Bu durumda bana göre çok gerek yok aşı yapmaya. Ama yine de tedbir amaçlı aşı olmakta fayda var mı? Kesinlikle var. Duyguları var diyorsun hayvanların. O zaman şöyle, paylaşım mı? Mesela sizin köpeğiniz var veya kediniz var, ben yanaştım, beni tırmaladı. Niye? Sizinle ortamı paylaşmamı istemiyor. Aynen. O da olabilir. Aynen. Yani. Kesinlikle bu ve benzeri nedenlerden dolayı tepki gösterebilir. Bu da ısırma olabilir, tırmalama olabilir. Normaldir yani bunlar, dediğim gibi bu durumda bana göre gerek yok, ama yine de ne olursa olsun tedbir amaçlı kuduz aşısı yapılabilir mi? Evet, mevsimsel yapılabilir. Bir hastalık var mı? Mesela şu mevsimde şu hastalığa dikkat etmek lazım. Yani yaz aylarında daha ziyade bir pire, uyuz, bu tarz parazitler enfeksiyonlar söz konusu olabiliyor. Kışın çok nadir, çok nadir demeyelim ama kışın biraz daha az görülüyor. Ama diğer hastalıkların tamamı mevsimsel herhangi bir özelliği yok. Her mevsim görülebiliyor ama yaz aylarında biraz daha artış gösteriyor. Şundan dolayı artış gösteriyor. Hayvanlar daha rahat gezebiliyor. Bununla beraber kış mevsiminde don veya yağmur vesaire gibi durum söz konusu olduğunda sokakta bulunan mikrop bir şekilde bertaraf oluyor. Bu nedenden dolayı kışın biraz daha azalıyor. Ama yaz aylarında artış biraz daha fazla. Peki tekrar kuduz hastalığını dönüp, çünkü çok konuşulduğu için son günlerde kentin bu noktada sıkıntısı yok. Özel sohbetimizde söyledik. Evet. Adıyaman genelinde, çünkü biraz da rahatlasın insanlar. Yani aynen, eğer gördüğü kuduzdur veyahut da hastalık vardır deyip de o can dostları ötelemek aynen, iyi değil. Çok yanlış olur. Şöyle, Adıyaman'da çok şükür şu ana kadar kuduz ile alakalı herhangi bir vakayla karşılaşmadık. İnşallah bu saatten sonra da karşılaşmayız. Biz Adıyaman Belediyesi olarak bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz zaten. Bu çalışmalar arasında biz sahipsiz sokak hayvanını... Sahipsiz sokak hayvanlarını takip edebiliyor musunuz tam net bir şekilde? Yani ne yapıyorsunuz? Şu şekilde, bizim bakım evimize gelen kedi veya köpek öncelikle hasta veya yaralıysa geldiğinde gerekli tedavisi biter. Tedavisi bittikten sonra kısırlaştırılmamışsa, şu şekilde işaretlenmemişse küpeyle, tedavisi sonrasında yaşı da uygunsa eğer kısırlaştırılır. Kısırlaştırıldıktan sonra parazit aşısı, kuduz aşısı uygulanır ve sonrasında şu şekilde küpelenir. Bu küpeler bizim aslında ayırıcı özelliklerimiz, ayırıcı işaretleyicilerimiz. Nasıl? Biz sokakta geçen köpeği şu şekilde küpeli gördüğümüz zaman bu köpeğin kısırlaştırıldığını, aşılandığını, kuduz aşısının yapıldığını anlayabiliriz. Aynı zamanda şu şekilde çiplerimiz söz konusu. Bunları da deri altı uyguluyoruz. Deri altı uyguladığımız zaman örneğin şu küpe düştüğünde, düşebiliyor sonuçta, düştüğünde deri altına uyguladığımız şu çipi bizim bakım evimize tekrar geldiğinde bir cihazımız var, okuyucu. O cihazla okutuyoruz. Eğer çipi varsa evet, bizim bakım evimize kimlikleri gelmiş. Kimlikleri mi var bunların? Bir yerde evet, şu üzerindeki şu numaralar tabiri caizse TC kimlik numarası aslında onun. Pirinç tanesi büyüklüğünde bir çip var şeyin, şu aparatın içerisinde. Onu deri altından gönderdiğimizde orada kalıyor ömür boyu. Bunu cerrahi yöntem haricinde çıkartmamız mümkün değil. Kendi kendine çıkma durumu söz konusu değil. İllaki bir cerrahi yöntemle çıkartmak gerekiyor. Öyle bir durumda söz konusu olmayacağı için ömür boyu bu çip hayvanla beraber, hayvanın kimlik numarası gibi bir şey oluyor. Biz bu numarayla onu takip ediyoruz. Bakım evimize tekrar geldiğinde çipi okuttuğumuzda... Diyelim ki siz bakımını yaptınız, sokağa geri gönderdiniz. Süresi geçti. Hayvanın tekrar gelmesi veya getirmesi mi söz konusu? Aynen. Takip mi ediyorsunuz? Liste mi yapıyorsunuz? Şu şekilde normalde bizim kayıtlarımız var. Bir sene içerisinde kaç tane kısırlaştırma yaptığımız, kaç tane kuduz aşısı yaptığımız tamam kayıtlarımız da var. Yalnız bizim hepsini tek tek bulup alabilme gibi bir durumun söz konusu değil. Ancak bizim şu küpelerimizin renkleri her sene değişiyor.
Örneğin 2021 yılında biz yeşil renk taktık. 2022 yılında sarı takıyoruz. 2023 yılında büyük bir ihtimalle farklı bir renk olacak. Mesela mor olacak. Neden? 2021 yılında biz sokakta yeşil küpeli bir hayvan görürsek eğer, o köpeği alıyoruz. Geçen sene aşılamıştık biz bu hayvanı. Bu sene tekrar rapelini yapmamız gerekiyor. Hani senede bir yapmamız gerekiyor demiştik ya kuluz aşısını. Tekrar yapmamız gerekiyor diyoruz. O yeşil küpeli köpeği bakım evimize getiriyoruz. Bu seneki aşısını da yapıyoruz. Ardından sarı küpemizi takıyoruz. Yeşil küpeyi çıkartıp sarı küpemizi takıyoruz. Ardından taburcu ediyoruz. Aldığımız doğal yaşam alanını tekrar bırakıyoruz. Pitbull nasıl? Pitbull'lar mı? Pitbull, ambulans. Patibulans mı? Patibulans, pardon. Patibulans. Patibulansımız çok güzel, çok ciddi, sevecen, öyle söyleyeyim. İnsanlar çok ciddi bir şekilde bize mutluluk verici cümleler kuruyorlar. İnsanlar çok memnunlar. Görüntüsü de bugün çok güzel. Bugün ben hastaneye giriyordum. Hastaneden çıkarken baktım, girdi içeriye. Evet. Dedim tamam, burada da başka bir hastaya şeye gelmişler. Sağ olsunlar, acil servisteki arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlılar. Duyarlı oldukları için o bölgede herhangi bir hasta veya yaralı sokak hayvanı görürlerse hemen bize bildiriyorlar. Evet. 153'e. 153 vasıtasıyla biz de ihbarlarımızı değerlendiriyoruz. Bazen sokakta köpeklerin, özellikle bankaların bulunduğu noktada uyuduklarını görüyoruz. Evet. Bu saatlerce uyuyorlar. Kalkmıyorlar da. Rahatlık mı? Yani nedir? Bunun anlamı ne? Karnı tok, sırtı pek. Evet. Öyle diyorlar ya. Karnı tok, sırtı pek olunca... Ama seçtikleri nokta da merkez noktalar. Öyle şeye de gitmiyorlar. Yani kentin en işlek noktasında rahat bir şekilde yatıyorlar. Aynen. O bölgede besleme yapan hayvansever arkadaşlarımız var. Hem bu nedenden dolayı hem de güneş doğduğu gibi o bölgeye, İş Bankası'nın hemen olduğu bölgeye vuruyor. Onlar da güneşin nerede daha güzel doğduğunu veya nerede daha hissedebilir onu biliyorlar. Buluyorlar. O şekilde hem D vitamini depoluyorlar, hem kış ayı seyyar ısınıyorlar o şekilde. Hem de ihtiyaçlarını o şekilde görüyorlar. Hayvanlar da yerinde yatıyor. Dediğiniz gibi herhangi bir çok ciddi bir durum söz konusu olmadığı sürece havlamıyorlar. Bazen dahi. Şu muhabbet oluyor. Biz tabii bilmiyoruz işin doğrusu. Acaba bunlara ilaç mı veriliyor? İlaçtan dolayı mı yatıyorlar böyle? Yok, kesinlikle. Keşke şöyle, şimdi keşke öyle bir imkanımız olsa da farklı, örneğin kuduz aşısı için aşı ilaç versek o şekilde uyusalar. Ama mümkün değil. Onlar dediğim gibi karnı tok, sırtı pek olduğu için, aç olmadıkları için, ihtiyaçları olduğu ihtiyaç şekilde... Mesela sokak hayvanlarına diyelim ki hayvanseverler fazla yani yetiştiremiyorlar. Sizler onların açlık konusunda hemen devreye giriyor musunuz? Mümkün olduğu kadar devreye giriyoruz. Ne veriyorsunuz? Mama takviyesi veriyoruz. Mama desteğimiz oluyor hayvansever gruplarımıza. O gruplar arasında çalışmalarımız devam ediyor zaten. Onlar da istişareli bir şekilde çalışıyoruz. Programımızın sonlarına geliyoruz ama ben bunu başka bir programda konuşmak isterdim. Kısaca bahsetseniz iyi olur. Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Doktor Süleyman Kılıç Beyefendi'nin en göreve başladığından beri en çok üzerine düştüğü şey hayvan hastanesi. Evet. Ne durumda şu anda? Hayvan hastanesi şu anda Karadağ bölgesinde bir orman alanı tahsis ettik. Yeri güzel ama. Süreci, evet, yeri çok güzel. Süreci biraz uzadı, orman alanı olduğu için maalesef uzadı biraz. Şu anda ihalesi falan tamamen bitti. Yüklenici firmaya yer teslimini de yaptık. Temel atıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde de başkanımız öncülüğünde bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Ne zaman bitiyor tahmini? Yani şöyle, bizim ihale sürecimiz 2023 Haziran ayında bize teslim edilecek şekilde. Yani 7-8 ay sonra bize teslim edilecek inşallah. Anlaşılan devasa bir hastane olacak. Çok güzel bir hastane olacak. Yaklaşık 30 milyonluk bir proje. İçerisinde sokak hayvanları için röntgeninden laboratuvar cihazlarına kadar tüm tefrişatın olduğu çok harika bir alan yaratacağız inşallah. Bununla beraber o alan içerisinde doğal yaşam alanları da olacak. Öğrenciler gelip o köpeklerle sosyalleşebilecekler. Köpek korkularını yenebilecekler. Kedi korkularını yenebilecekler. Aileler gelecekler, o hayvanları sevebilecekler. O şekilde sosyal yaşam alanları da oluşturmayı düşünüyoruz zaten. Projemiz içerisinde o da var. Tabii bu proje hayata geçerse birçok konuda, birçok konuşulan problemler de ortadan kalkmış olacak. İnşallah.
Bir şehir efsanesi var. Bazen söylerler, siz de katılıyor musunuz? İşte Malatya'dan veya Şanlıurfa'dan orada bulunan sokak köpekleri Adıyaman'a getirip gece bırakılıp gidiliyor. Böyle bir şey var mı? Yani duyuyor musunuz? Söylemeyelim ama maalesef var. Var mı? Maalesef var. Maalesef. Şundan dolayı var. Ben son 6 sene içerisinde 3000'in üzerinde sokak köpeği de kısırlaştırdım. Normalde şu ana kadar bizim popülasyonumuzun dengelenmiş olması gerekiyordu. Ama maalesef canlı bir şekilde şahit olduğumuz vakalar da var. Maalesef araçlar getiriyorlar, bırakıp kaçıyorlar. Belli noktalara bırakıp kaçıyorlar. Maalesef yanlış ama böyle bir durum söz konusu. Şehir arası köpek transferi var. Evet. Bunu da maalesef dikkat etmek lazım. Maalesef. Efendim çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Peki şey olarak da hemen şunu da sorayım. Bu şimdi bizi izleyenler tekrar endişe etmesinler. Kuduz noktasında endişeli bir vaka bir durum yani yok. Yani şöyle, Adıyaman'da şu ana kadar sokak hayvanlarından herhangi bir kuduz vakası ortaya çıkmadı. Herhangi bir vatandaşımıza da saldırma durumu söz konusu olmadı. Ufak tefek şeyler oldu mu? Evet, olabiliyor. Hani ısırma vakası şeklinde aman aman bir durum söz konusu olmadı Adıyaman için. Türkiye'de de zaten senede 2 veya 3 kuduz vakası ortaya çıkıyor. Bu nedenden dolayı çok da endişe edilmesini gerektirecek durum söz konusu değil. Dünyada Afrika bölgesinde daha ziyade bulunuyor bu hastalık. Asya bölgesinde bulunuyor. Ülkemizde dediğim gibi yılda 2 veya 3 vaka ile karşılaşılıyor. O yüzden çok da endişe edilmesi gerekmiyor. Ama 2-3 vaka görülüyor diye aşımızı da kesinlikle yapmamazlık gibi bir durum söz konusu olmamalı. Çünkü kuduz öldürücü ama önlenebilir bir hastalık. Bu nedenden dolayı önleyici faktör aşı. O önleyici faktörü hayata geçirebilmemiz için de aşıyı kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Önce sokak hayvanı, önce evcil hayvanımız varsa kendi hayvanımıza, biz yerel yönetimler olarak zaten kendi sokaklarımızdaki sokak hayvanlarımıza yapıyoruz. Herhangi bir ısırma vaka durumu söz konusu olduğunda da hiç vakit kaybetmeden, ona değinmedik aslında, değinmekte fayda var. Tazikli ılık suyla, bol sabunlu suyla diyelim ki karşılaştık. İlk önleyici tedbir bol sabunlu suyla elimizi yıkayacağız. Yıkayacağız. Daha doğrusu elimizi demeyelim ama ısırılan bölgeyi yıkayacağız. O bölgeyi yıkayacağız bol sabunlu ılık suyla. Ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvuracağız. Doktorlar gözetiminde aşı takvimini oluşturacağız. Normalde 0. gün 0'dan 90. güne kadar 5 doz şeklinde gidiyor. Tabii bu doktor arkadaşımızın önerisine göre 2 veya 3 doz olabiliyor. Var. Tabii hastane önemli de. Evet. Hastaneyi farklı bir programda konuşmak istiyorum. Aslında çok önemli. Önemliyorum. İki önemli şey var, vurgu var. Bir, hayvan size saldırdığı zaman dikkatini dağıtacaksınız. Aynen. Hiçbir şey bulamazsınız. Ayakkabınızı atacaksınız başka yere. Aynen. O yöne gidince ilgisini, dikkatini o yöne çevirmiş olacak. Eğer bir saldırı olduğu takdirde elinize veya herhangi bir yerinize orayı sabunlu suyla iyice yıkayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Bir de şu var Yusuf Bey. Mesela kişi biraz önce söylediğiniz gibi, ben mesela bizim çocuk kuş getirdi. Şimdi gelirken dedi ki baba dedi tırnakları uzamış bunun dedi. Ya vallahi bu tırnaklarını kesmeyi biz bilmiyoruz. Onu bir şekilde veteriner hekime götürmek lazım veya bu işe iştigal eden insanlar daha yakından bilirler. Bilinçli bir şey değiliz bu noktada, hakikaten itiraf edelim. Sadece kitaplardan falan, işte internetten girdiğin zaman veriyor bilgileri. Evet. Diyelim ki bölgesel olarak da farklılıklar olabiliyor mu? Yani bakımında veya dışarı çıkarılmasında, mesela Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz, güneşin en çok hakim olduğu bölgedeyiz. Yani Türkiye coğrafyasını göz önünde bulundurursak. Acaba bu noktada daha bilinçli olmak için sizlere gelip de bilgi almak isteyen olabiliyor mu? Tabii ki. Ne yapmalar lazım? Yani bu durumda bizden her türlü bilgiyi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze geldikleri takdirde alabilirler. Bununla beraber sosyal medya hesaplarımızdan zaman zaman paylaşımlarda bulunuyoruz. Onları takip edebilirler.
Sosyal medya hesabını söyler misiniz? Bu arada şey yap, eklesinler, en azından size ulaşabilirler. Vet Yusufi Instagram hesabım var. Yusuf Işık şeklinde ya adım soy isim. Evet. Vet Yusufi. Vet Yusufi. Evet. Evet. Vet Yusufi ekleyebilirler arkadaşlar. Adresinden oradan ulaşabilirsiniz. Olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Bazen bizim elimizden gelmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. O durumda da ilgili yerlere sevk edebiliyoruz. Urfa'ya. Telefon hattımız var mı? Kısa kod. 153 Beyaz Masa 153 Beyaz Masa'dan da ulaşabiliyor. Aynen. Aynen. 153 Beyaz Masa'ya aradıkları zaman anında oradaki görevli arkadaş size ulaştırıyor. Bize SMS yoluyla ihbar düşüyor. Ardından zaten hemen arkadaşlar istifata geçiyorlar. Kendi halledebilecekleri ihbar ise zaten kendileri hallediyorlar. Sonrasında hayvan bize geldi. O noktada veteriner müdürlüğünü ben yakından bildiğim için bana geliyor, raporlar geliyor, raporlama. Evet. O noktada çok iyi. Yani günlük vakalara anında ulaşılıyor. Günlük ortalama 30 vaka değerlendiriyoruz. 30 evet. ihbar değerlendiriyoruz. Bununla beraber ortalama olarak maksimum 20 dakika içerisinde bir de bizim arkadaşlar geri dönüş yapıp soruyorlar. Geldiler mi gelmediler mi? Ulaştılar evet. mı ulaşmadılar mı? Ulaşıyorlar. %100 başarı var. Yani onlar adına yine tekrar Sayın Müdürünüz Ahmet Tosun'u ve ekibini canı gönlüne kutlarız. Yusuf Bey çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben verdiğiniz bilgiler önemliydi. Rahatlatıcıydı. En azından şimdi sokağa rahat bir şekilde çıkabiliriz. Endişe ediyorduk ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Aynen. Bu noktada özellikle hayvan dostları, hayvanların bakım onarımı, eğer sokak hayvanıysa 153'e yazdırın. Eğer şüphelendiğiniz bir durum varsa anında yetkililer sizlere ulaşabilirler. Sağ olsunlar bu noktada. Bu bir de gönüllülük, yani gönüllü olarak her şey ekonomik değildir. Yani Yusuf Bey bu noktada takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Hakikaten işini severek yapıyor. Bu Eyvallah. Da çok önemli. Elimizden İşini severek yaptın mı sonuç alabiliyorsun. Aynen. Efendim çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir başka programda sizlerle buluşmak üzere. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz vardı. Veteriner hekim Sayın Yusuf Işık bizimle birlikteydi. Tabii kuduz vakasını genelde konuştuk, hastalığını konuştuk ama ağırlıklı olarak çok önemli ipuçları verdi. Bir başka programda sizlerle buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.